Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz ömrü ziyareti. Nasıl inşallah? İnsan ibadetler üç ayrılı ibadetler. Biri sırf bedensel. Oruç ve namaz gibi. İkincisi sırf para ile olanlar, mali ibadetler, zekat gibi. Üçüncüsü de ikisinin karışımı. Hac ömre gibi bunlar böyle. Bunda hem para karışıyor bunlar gerekiyor, hem de bedene yapıyor bunlar böyle. Ömre, bunun bir adı da hacı asgar denir böyle. Küçük hac deniyor ömreye, küçük hac. Üç ömre, bir hacca bedel. Nafile hacca ama bedel, üç ömre yapmak. Ömre, Hanefi'de sünnet-i müekkettir. Şafii'de ise farzdır ömrü yapmak, ömrüde bir defa. Ömrünün zamanı yok. Hac gibi zamanı yok, oruç gibi zamanı yok ömrüne. Ömrü her zaman yapılır. Gece, gündüz, her an yapılır böylece. Yalnız 5 gün var senede, o yapması mekruh oluyor 5 gün senede. Biri Arefe günü, Arefe günü böyle. 4 günde, bayram günlerinde 5 günde ömrü yapması mekruh oluyor. Neden? Hac ibadet yapıldığı şu anda böyle. Araya karışmaması için böyle. Demek ki bu 5 gün dışında ömre her zaman yapılabilir. Her zaman böyle. Yaz, kış, gece, gündüz. Her saat yapılabilir ömre böyle. Ömre günahlara kefaret oluyormuş böyle. Ömreti kefaret ima beynihuma. İki ömür arasında günahlar ona siliniyor onlar. Küçük günahlar tabi onlar. Siliniyor bunlara böyle. Şimdi gelelim inşallah ömre nasıl yapılır ömre. Ömrede 3 tane farz var. 3 farz böyle. Biri şart deniyor buna. İkisi de rükün, erkanlar. Şart şu anlama geliyor. Bu ibadetten önce yapması gerekiyor bunun şart. Namazın şartı vardır. Bir abdest almak böyle. Abdestten almadan namaz kılamıyor. İkincisi bir de şu vardır. Şartın devam etmesi gerekiyor ibadette. Şartın gerekiyor böyle. Şimdi ömrünün şartı nedir? İhram giymek, ihram. Bu şart böyle böyle. Bu olmadan olmaz. Eğer bir insan yanılgı ile mikatine geçerse ihramsız, dönmesi gerekiyor. Dönemedi, o zaman kurban kesmesi gerekiyor böyle. Olduğu yerde ihramı giyer, mühürüm olur. Ama ceza olarak kurban kesmesi üzerine vacip oluyor. İkincisi rükün dedi bunlara. Namazın yani ibadetin direkleri bunlar. Tavaf ve say. Bu kadar böyle. Yani ömrü yapması orada az bir zaman kaplıyor böyle. Mekke'de oluyor. Hiç çıkılmıyor böyle. Demek ki mikatta ihram giyilecek. Bu şart böyle. İkincisi tavaf. Ömrü tavaf yapılacak böyle. Gidişat dolaştırılıyor. Bir de sağ yapılıyor. Sağ mervarsında tıraş olunuyor, çıkılıyor böyle. Yani toplasan 3 saatte ancak bulur böyle. Yavaş yaptı insan yapsa bunları. 3 saatte ancak sürür böyle. Ömre kadar kısalıyor böylece. Yalnız her şeyin bir alt yapısı var. Alt yapısı var böyle. Bir de manevi yönü var her tarafın bir de. Bu da nedir? Önce helal kazançtan gitmek oluyor muhtemelen. Helal para, şart bu böyle. Helal kazanç olacak böylece. Yani kişinin aldığı kazancı parası helal değilse ibadetten zevk alamaz. Hatta haramsa kabul olmaz bile. Önce helal para lazım böyle. Yani kişi ne yapacak? Kazancının en helalını bu ayıracak, bu ömrü yaşayacak böyle. Tabi başta böyle.
Sonra ön hazırlığı bir nedir? İnsan ruhan, yani gönlünü razı olması gerekir, gönlünü vermeli. Daha ömür vakti gelmeden kişinin gönlü orada olması gerekir, gönül böyle. Orası sevmesi gerekiyor, gitmesi gerekiyor. Ömür vakti geldi. Şimdi ne yapacak kişi? Evinden çıkarken iki rekat sefer namazı kılması gerekiyor. Sünnet yani bu böyle. İki rekat sünnet namazı. Yani çıkarken böyle. Mesela ıssal oturan kişi yeni ihrabı giyebilir evinde böyle. Havalına gidiyor çünkü oradan böyle. Giyebilir. Ama ıssal dışı oturanlar yani uçak havalanı yok sonra kendi bulunduğu memleketinde yeni ihrabı giyemez böyle. İki rekat yine namazını kılar. Dua eder Mevlamız orada. Yalvarır Mevlamız'a. Ve sağ ayağında besmele ile dışarı çıkar böyle. Eğer önce gidiş Mekke ise, Mekke mükerreme ise böyle. Çünkü iki ayrılıyor şimdi burada gidiş. Hac olsun, ömür de olsun. Bazen direkt Mekke'ye gidiliyor. Önce Medine'ye gidiyor bazen böyle. Eğer direkt önce Mekke'ye gidecekse Mekke'ye, havaalanında bulunmak gerekiyor. İhram giymek havaalanında gerekiyor. Çünkü mikat yeri Rab'ı ile bir yerdir. Kızdınız kıyısında ciddiye varmadan daha böyle. Uçukta insan tabi bilemez bunu. Kişi bunu ben uçta bilemez. İhramın önce giyilmesi olabiliyor, geçmesi gerekiyor. Abdest gibi. Mesela öğle namazı kılacak insan böyle. Ezanda bir saat daha var. Al abdestini. Var mı zararı? Yok. Faydası var muhtemelen böyle. Yani ihram da böyle böyle. İhram şart olduğu için önce giymenin bir zararı yok. Hatta faydası var. Ama mikat geçerse cezalı böyle. Demek Kızıldeniz kıyısında Rab'ı denen bir yer var. O uçan tabi bilinmez. O geçildi mi ceza giyiyor insan böyle böyle. Bu işin ne olur? Havaalanında. Havaalanında kişi, elhamdülillah şimdi iyi havaalanına bakılır muhteremler böyle. İhramı giyer. İhramı giymeden önce de bunda sünnetleri var ihramında. Sünnetleri var böyle. Nedir bu? Önce beden temizliği yapmak gerekiyor. Yani tırnağını keser. Gereken böyle yerlerini, kıllarını, tıraşını yapar. Kişi bunları temizler. Bunları yapar. Eğer tabi havanda bunu yapması zordur. Evinde yapar bunu, temizliği yapar bunları da. Sonra ne yap havalanında? Gusül almak sünnettir mesela. Yani gusül almak böyle şey. Hatta kadın o anda adeti olsa bile gusül yapması gene gerekiyor. O gusül ihramın sünneti olmuş oluyor böyle bu. Ne gusül eder? Eğer gusül alma imkanı yoksa o anda, imkanı yoksa, tabi abdest alır, normal olarak abdest alır böyle. Demek gusül eder, abdest alır kişi. Ondan sonra bedenine, bak bedenine, ihram bedenine değil böyle, kadın elbisesine değil, bedenine kişi koku sürmesi sünnettir böyle. Bedenine koku sürer. Bu da sünnettir. Sonra erkek de ihram giyerler. İhram. Dedi ihram muhtemelenler. İki büyük havlu. Bu kadar böyle. İki büyük havlu. Biri altına peştemal gibi altına böyle sarılıyor. Sarılıyor. İkincisi de üzerine atılıyor böyle. Ama içinde başka olmayacak ama böyle. Yani dikişi olmayacak içinde bir şey böyle. Olmayacak. Cezalı olur yoksa. Kadınlar işte kalınlar serbest muhteremler. Tabi kadın ihram giymesi şeran doğru olmadığı için onlara İslam bunu emretmiyor kadınlara böyle. Yani kadın burada ne giyiniyorsa aynı şeyi giyinir böyle.
özel bir şey yok böyle böyle. Hatta renk falan yok bunlar böyle. İlla ki beyaz olsun yok kanlar içinde böyle. Bunu ne giyiyorsa onu giyer. Bir farkı var, kadın yüzünün açık olması gerekiyor, İhramdaki yüzünün açık olması. Yani yatsa bile yüz açık olması gerekiyor. Erkeklerin tabi iki parça vardır. İki büyük havlu. Birini aşağı beline sarar bunu. Öbürünü de omuzuna atar. İki omuzuna kapar böyle. Sonra sıra böyle namaz muhtemelen. İhram namazı kılınır işte burada. İhram namazı. Bu da sünnet İhram namazı da böyle. Bu niyette namazını kılar. İhram namazı diye. İlk et namazını kılar. Yalnız tabi biraz daha dikkatli olmak gerekiyor bunlara böyle. Yani bu namaz olsun, ihram gereken olsun böyle. Bu bir nevi kefen olmuş oluyor. Demek ki ihram gereken bir nevi kefen olmuş oluyor. Bu gerçekte ölümün bir tatbikatı bu dünyada. Tatbikatı muhtemelen böyle. Yılda bir defa mecburi haç olarak böyle. İslam aleminde her yıl ne oluyor? Ölüm ve mahşerin bir ufak tatbikatı oluyor böyle şey. Hac mevsimi geldi mi her taraftan doğu batı uzak yakın böyle. Her taraftan insana geliyorlar kadın erkek. Her türlü geliyor böyle. Ne oluyor orada? Yıkanılıyor. Cenaze yıkandığı gibi. Cenaze yıkanıyor böyle. Cenaze bir kefene yani beyaz bir bede sarılıyor. Aynı kefeni andıran ihram kişi gibi böyle şey. Baş açık, yanlayak. Aynı mahşer bu da böyle bakın. Aynı mahşer böyle. Baş açık, yanlayak. Herkes abi bir ihrama giriyor. Yani zengin de, fakir de. Yani devletin başı da, kabulüsü de. Şoförü de. Aynı ihramı giyiyorlar orada. Eşit olmuş şey vardı böyle. Oluyor. Nedir mahşer yeri de, Arafat yeri de mahşer yeri muhtemelen. Mahşer yeri böyle. Hesaba soygu çekilme günü böyle şey. Buna düşünme gerekiyor. Tebrik etmek gerekiyor böyle. Yani bir gezi, tatil, ya da bir göreyim orasını değil muhtemelen böyle. O değil. Amaç budur böylece. Yine bir ölüme. Onun için evde ömrü olmuyor. Hac olmuyor muhtemelen böyle. Ancak Mekke'de oluyor böyle. Oluyor böylece. Ancak orada oluyor, bunda oluyor böyle. İki rekatta ihram namazı kılınıyor işte burada. Böyle. Ondan sonra niyet etmiş canım ben. Niyet edecek böyle. Niyet Allah'ım ömrü yapmaya. Konu ömrü olduğu için Allah'ım sen bana bunu kolaylaştır ve kabul eyle bak böyle. Allah'ım sen bana bunu kolaylaştır ve bunu benden kabul eyle. Böyle. Kolaylaştır. Yani yanlış yapmayayım diye böyle. Tabi izdiham oluyor, kalabalık oluyor. İklim değişikliği oluyor. İnsanlar biraz bir değişik oluyor, pıçıklı değişim oluyor insan oluyor bunlar da. Bu böyle gerekiyor böyle. Şimdi insan abdestini aldı. Yani guslünü aldı, yıkandı, temizlendi, ihramına sarıldı, ihram namazını kıldı, niyetini yaptı. Aklına ne gerekiyor? Telbiye. Telbiye. Lebbeyk Allahümme lebbeyk la şerike lek. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Bunu söylemesi gerekiyor böyle. Erkekler secde. Hanımlar secdesinden bir yavaş böyle. Lebbeyk'i telbiye söyleyince kişi ihrama girmiş oluyor ondan sonra. Ne oluyor? Yasakları ihramın onlar başlıyor şimdi. Yasakları ihram böyle. Nedir onlar? Tıranı kesemez, bedene bir kıl kaparamaz. Saçını taramama gerekiyor. Sakal taramama gerekiyor ihramdayken. Çünkü tararken kıl dışarı dökülebilir, bunlar dökülebilir. Erkekler dikili bir şey giyemezler. Başını örtemezler. Bunun tabii şartları var bunların bu şekilde. Koku sürünemez. Yıkanmak sebebi ihramdayken ama kokulu savunması gerekiyor. Yani kokulu savunması olmaz gene. Koku olmaması gerekiyor. Neden? Ölü değil mi? Ölü olur mu? Ziynetli olmaz siz muhtemelen. Onun için böyle. Kişi öldü böylece. Ya artık
nefse emmaresi öldü kişinin ne gerekiyor? Böyle bir hayat yaşaması gerekiyor böyle. Bir nevi kabir hayatı gibi olması gerekiyor. Bilhassa yolda tartışma, işte kızma, bağırma olmaması gerekiyor. Onlar böylece Melan böyle vela cidale bilhaç. Vela cidale, cidal mücadele, tartışma, kızma, bağırma. Bak şöyle yaptın, böyle yaptın, kızma üstüne bunlara bu şekilde yasak mutlaka. Öyle konuşma için böyle böyle. Olması gerekiyor. Terbiye getirdi, kişi olduğu için muhrim oldu. İhrama girdi muhtemelen. Yani şeran, muhrim ortamında böyle. Bunun ne yapacak? Yolda en büyük ibadet telbiye. Yolda böyle. Lebbeyk Allahümme lebbeyke devam edecek bunlara böyle. Nasıl yokuşta, inişte böyle, namazının sonunda, şurada burada böyle. O hac yolunda ihram giydikten sonra en büyük ibadet, sevap telbiye getirmek muhtemelen. Telbiye getirmek orada. Şimdi geldik elhamdülillah Mekke'ye başladık. Şimdi geldik Mekke'ye Mekke mükerreme muhtemelen. Mekke'ye mükerreme. Mekke şehri dünyanın kalbi. Emin belde. Bela biliyor. Ve hazel beledil emin. Ve hazel beledil emin belde. Yani güvenli belde. Allah'ın orası korunmasında muhtemelen. Korunmasında böyle. Hatta bir suçlu bile Mekke mükerremede eğer ki haram-ı şerife yani Kabe'nin bulunduğu meşride kaçak sığınırsa o dokunamaz mı böyle? Dışarıda bekler mi görebilirler? Çıkın yakalar kendisi muhtemelen. Bir vahşi hayvan bir oraya girsin, ona dokunulmaz. Neden? Orası haram bölgesi hatta böyle. Nedir bunlar? Güvenli belde bunlar böylece. Güvenli yere böylece. Şimdi tabii Mekke'ye gidince önce bir kişi gider kalacağı yere, otele götürürler, kapıda kendisi götürürler. Eşyalarını indirir oraya. Ondan sonra Kabe'ye tavafa gidecek ondan sonra böyle. Orada tabi bir abdest tazelenmesi gerekebilir orada muhteremler. Ama Mekke'de kolay muhteremler. Damdan suluk akıyor böyle yani. Hava da sıcak orada. Hem bir duş böyle. Ufak bir duş böyle böyle. Ama gusül abdest olduğu için tabi çok fazla böyle. Yani Kabe'ye tavaf etmek için böyle imkanı olduğu ölçüde kusur almaya dikkat etmek gerekiyor orada böyle. Orada böyle. Yıkanır kişi, abdestini alır, kusur alır. Ondan sonra çıkar otelinden, kaldığı yerden. Nereye yolu içinde? Beytullah'a, Kabe'ye muazzamaya. Harim-i Şerif'ten var böyle. Oraya doğru geliyor böyle. Yine yolda telbiye devam. Lebbeyk bana yolda devam gene buna böyle. Devam ederek, harca geri böyle. Kâbe-i Muazzama'yı görünceye kadar telbiye. Hangi kapıdan girerse, tabi kapıda çok orada, hangi kapıdan girerse, girdiği yönden bakar. Beytullah, yani Kâbe-i Muazzama'yı gördüğü anda telbiye kesip bırakır artık. Ne yapar orada? Durur önce böyle. Durur, önce ona tekbir getirir. Tekbir böyle. Allahu Ekber, Allahu Ekber tekbir getirir. Tehlil. La ilahe illallah, la ilahe illallah getirir. Ondan sonra elini kaldırır, orada dua muhteremine böyle. Bilhassa ilk gidenler, onlar heyecan daha farklı olur ilk gidenlerin böyle. İlk Kabe'yi görenler. Yani her şey ilki farklı olur muhteremine böyle. Farklı olur böyle. İlk heyecan böylece. Demek ilk Kabe'yi gördüğü anda, tekbiri keser, hemen tekbir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, bunu da devam eder böyle. Sarbaşlığa getirebilir, tevbi istiğfar eder, elini kaldırır, dua eder. Ne yapmaz, dua yapar? Gönlüne geleni yapar muhteremler. Kul her zaman mutlacız. Yani hayırlı emir ise,
Çoğumşuna sıhhat işte, eşine sıhhat işte, ölene rahmet onlara diler böylece. Ne derdin varsa, o anda kişinin daha fazla olarak dua etsen böyle. Efendim işte tansiyonun dayanı yüksek çıkıyor, çok, ondan zahmeti var. Onu dua edersen böyle. Eşeğerin çıkıyor, şunun bunun var, onu dua edersin böyle. Yani ne derdin varsa, onu dua etsin bu şekilde. Ondan sonra yavaş yavaş artık Kâbe Muazzama'ya tavafa girişini böyle. Tavafa giriş. Kâbe Muazzama dikdörtgen şeklinde, tam kare değil, dikdörtgen şeklinde bir bina yapı. Asıl Kâbe'nin bulunduğu yer orası böyle kıble muhteremler. Bina bir alamettir böyle, işarettir bina böyle. Asıl Kâbe'nin bulunduğu arsa orası böyle. Hatta Kâbe Allah'ın yıkılsa olmasa bile yine oraya namaz kıldığı namaz kılır, o tavaf eder muhteremler. Hatta bir ara Kâbe yıkıldı orada muhteremler. Allah'ın Zübeyr ile Hacı Zalim veren o fasık kişi savaş yaptılar. Ebu Kubeys Dağı'ndan taş attılar, mancınıklarla. Taş attılar Kâbe, yıktılar bunları böyle. Tamamen Kâbe yıkıldı böyle, hiç kalmadı böyle. Öyleyken orada Kâbe hatta taş alındı oradan. Orası boş kaldığı halde yine tavaf durmadı mı böyle. Hiç tavaf durmadı böyle. Yine tavaf edildi, namaz kılındı. Demek ki o bina bir alam işarettir. Asıl nedir? Kıble Kâbe'nin bulunduğu yerdir. Mesela örnek olarak şu andaki Beytullah, Kâbe-i Muazzama yani temelden kaldırılsa bir dev helikopterle başı götürülse o Kâbe-i Muazzama orası Kâbe olmaz mı? Yani bina değil çünkü böyle. Eğer bina olsaydı bizim kıblemiz olsaydı ne olurdu böyle? Bina götürünce bir yere kıble değişmesi gerekiyor. Bir de kıble yalnız Kâbe ile sınırlı değil. Yapısıyla böyle. Kâbe üstü de yine kıble. Nereye kadar? Yedi kadar kıble kadar muhtemelen böyle. Şimdi Mekke mükemmel üstü binalar var. Etrafında. Yani Kâbe'nin üstü binalar var. Çok var. Orada namaz kılınıyor. Hava boşa dönülüyor. Tabii bir şey geçiyor. Ama kıble yine kıble muhtemelen şey böyle. Yer altında yine merkezine kadar, yedi kadar altına kadar, merkeze kadar yine kıble böyle. Kişi Mekke'ye göre insan mahzen namaz kılsın, deniz altında insan namaz kılsın böyle denizde, yine oluyor bu şekilde. Demek asıl kıble, Kâbe'nin bulunduğu arsadır, üstü yedi kat göklere kadar, altı yedi kat yerin, yedi altı yerine kadar, merkeze kadar böyle, kıble de bu şekilde böylece. Kâbe'nin dört köşesi vardır. Rükün deniyor bunlara, rükün yani köşe anlamına geliyor. Dört köşesi vardır Kâbe'nin böylece. Biri en üstünü Hacı Esved'in bulunduğu köşe rükû muhtemelen. Onda bir taş var böyle. Hacı Esved diye böyle. Yine taşı. Yakuttur böyle. Aslında beyazmış, kararmış. Ama şimdi kara değil, kahverengimsi böyle. Yani tatlı bir çikolata renginde böyle kahverengimsi bir böyle. Onun bir de kokusu var. Ona bir koku sürülmüyor. Kim bilir kaç milyon seneden beri, çünkü Kâbe'den önce vardı böyle burada. Vardı orada ve ondan beri aynı taş koku devam ediyor bu şekilde böyle. Hacı Efe taşı, bu cennetten gelen taş ama böyle. Yakut, beyaz yakut ama böyle. Kar gibi parlayan yakut bu şekilde. Hacı Esvet denen böyle. İşte gümüş muhalı içerisinde böyle. İçe bir boşluk, yani insan başı içine sığar. Normal rahatça sayısın böyle. Ümit babası içerisinde Kâbe'nin tam köşesinde kapının yakın olanları tam köşesinde işte Kâbe'nin de orası merkezi orası. Hacerül Esved. Hacer taş demektir. Esved kara demektir ben aslında. Karatay anlamında olarak sözlük olarak o anlamda geliyor. Oradan tavuğa başlanıyor. Anadolu'ya başladı böylece. Orada bir ince nokta var orada. İlk tavafın tam olması için ne gerekiyor? Hacı Evet Esved'in hafif insan sola kaçacak bir şey gidecek böyle. Zaten yere baktığında bir işaret oluyor böyle. Hacı Evet'ten böyle.
Ona bakmak gerekiyor böyle. Kişi onun karşısına geldi. Gelince ne yapıyor böyle? Hafif şu sola kayacaksın ki böyle. Hafifin sağında kalsın böyle. İlk tavaf onun önünden başlasın böyle. Tam durursan yarım beden gitmiş olur bu tavafta böyle. Burası mühim bu şekilde. Şimdi oraya gelince mi? Tabi eskiden izdiham yoktu. Hep yapabiliyordu muhtemelen böyle. Yapabiliyordu böyle. Hatta ben bir gece kalmıştım orada da. Yani gece şöyle 20 kişi de vardı böyle tavaf eden böyle. Bir kişi burada, bir kişi orada, bir kişi orada böyle. Her dönüşünde başını sok, işte bir saat durur böyle. Yoktu öyle böylece. Şimdi daha biraz zor. Hacı taşı öpmek sünnetin muhtemelen böylece. Sünnettir. Ve istilam deniyor böyle. El sürmek, öpmek. İste elini sürüp, elini de öpebilir bu şekilde böylece. Öpmek şekilde böyle. Ama akla gelmesin muhteremler, bunu kaçı öpmüş? Ben açtım mikrop diye, yalnız muhteremler böyle. O mübarek taşıya mikrop koramıyor muhteremler. O Allah'ın koramasına göre var böyle. Bunu bilmiyor böyle. Olur ya mesela, bazı insan, evhamlı insanlar vardır böyle, çok korkan insan vardır böyle, işte efendim işte bunu kaşı öpmüştür bunun içinde. Dem altına geçmesin kesinlikle böylece, oraya mikrop giremiyor muhtemelen böyle. Giremiyor böyle. Hatta hurmaya bile ama bak, hurma. Hurma böyle, ona bile zararlı bitip gelemiyor. Zararlı giremiyor, giremiyor. Bakteriyle giremiyor ona böyle. Hatta şöyle diyor bazı ulemalar, eğer birisi hurmayı yıkasa bile diyor, hemen yemesin bile diyorlar. Ya dursun ki faydalı bakteriler vardır, faydalı. Onunla gelsin ki onun için onlar onlara böyle. Şimdi oraya gelin ne etmesi gerekiyor yani tekrar? Hacısının karşısına geldi. Tabii günümüzde sokulmuyorsan böyle. İlla ki yaklaşayım, öpeyim, ya göreyim. Bir de İşte Türk dönünce bana sorarlar, öptüm dertten diye. Onlar işte öptüm diyeyim onlara. Bunlardan çıkacak mı tanımdan onları böyle böyle. Bunlar böylece. İzam yapmadan böyle. Kimseyi sıkıntıya sokmadan, zarar vermeden böyle. Vermeden. Eğer müsait olsa, müsait olsa böylece, olur tabi böyle böyle. Olur böyle. Ama direkt girmezse yine buradan böyle. Bu aradan yavaş yavaş girmesi gerekiyor ancak böylece. Tabii günümüzde bu imkan pek yoktur. Karşıdan istirham eder. İki elini kaldırır muhtemelen böyle. Avucun içini böyle. Öyle böyle. Avucunu gösterir muhtemelen böyle. Neden? O da çekim var. Çekim muhtemelen. Kamera o. Manevi kamera muhtemelen böyle. Kim önden geçiyorsa, onu istirham ederse, orada çekim yapılıyor. Hacı taşı mahşere gelecek. Orada görünecek muhtemelen böyle. Malum yok kamera muhtemelen böyle. Şimdi tabi eskiden anlamak bunu zormuş eski insanlara. Yani Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Evet, herkesin bu iş alıyor tavaf edenleri. İslam'dan alıyor bunları bu şekilde böyle. Nasıl alıyor cevabı? Olur mu böyle bir şey cevabı? Eskiden böyle. Ama günümüzde ne oluyor? İnsan yaptığı bir alet, cihaz mı? İnsan yaptığı bir alet muhtemelen böyle. Bak, değil mi? Alıyor böyle. Niyetten sonra niyet eder önce tabii ömrü tavafına diye yani bunu böyle. Niyet Allah'ım ömrü tavafını yapmaya diye niyet eder. Niye burada kelimeti getirir bu şekilde? Allah'ım sen bana kolaylaştır der böyle. Kabul edemem der bu şekilde. İsram edince iki lefara muhterem böyle. El lefara verecek. Allahu Ekber be. Gösterir ki avucu böyle. Hatta önünde varsa uzun boylu insan bile onu başı ayağına kaldırır. Hem onu görsün, taş da o acaba işte onun şeyini alsın, kamerayı çeksin onu belbelce. İlk olarak bu şekilde, Bismillah, Allahu Ekber. Hatta ahdefi olarak, bana bunları da unuturum insan bunları belbelce. Ahde vefa. Nedir bu? Ruhlu aleminde bizim evlen soru sordular ruh aleminde. Ruh halindeyiz onda böyle. Beden yok. Nefis yok ama böyle. Nefis yok böyle. Sırf ruh halinde böyle. Elham sordu. Nasıl Rabbim? Elesti bir Rabbüküm de muhtemelen. Elesti bir Rabbüküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalacağı böyle. Ben Rabbim böyle.
İşte bu söze vefa. Vefa böyle. Vefa, ahde vefa ki Allah'ın sana ahde vefa da bu şekilde böyle. Ne kaldı? İşte Allah'a ver. Elle efendim muhteremler. Ondan sonra ne yapar? Sağa doğru böyle yürüme başlar böyle. Yani kapıya doğru böyle. Tam da köşede. Kapı yakındır. Gider böyle. Bedir rüknü vel makam mültezemün mayeti bi sahibi ahetin illa beri'e. Beri'e muhteremler. Orada bir şey var muhteremler. Kapı ile Hacer-i Veys arasında ki bölümün adı mültezeme. Mültezeme. Fakat şey peygamber muhteremler. Kim orada Allah'a dua ederse ne derdi varsa illa beri'e. Allah'ın affeder muhteremler. Mültezeme böyle. Hacı Efendi ile kaparsın muhtemelen. O kısmı böylece. Oraya yanaşabilen, ilkinde olmaz bu tabi, yavaş böyle. Dönerken ne yapar? Hep hafif sola sola Kabe'ye de yaklaşa böyle. Yani yaklaşa bu şekilde böyle. Yanaşabilirse ne yapar? Oraya gelince, oraya şöyle karnına dayar muhteremler. Yüzünü değil de sağ yanında bak sünnetimiz. Sağ yanında bak böyle. O mültezemeyi, yani Kabe örtüsüne. Kabe örtüsüne ne yapar kişi? Sağ yanağını böyle. Onu yapar. Elini avucunu sürer bu şekilde. Sürer oraya. Orada böyle dua eder muhtemelen böyle. Dua eder orada böylece. Yani demek ki acele etmeden böylece hatta kafileyle bunlar biraz zor oluyor yani. O kafileye girince böylece ses okuyorlar, bağırma, çağırma falan. Mali ama dağılıyor muhtemelen böyle. Mali dağılıyor böyle. Daha sessiz, daha sakin, daha ihlaslı, daha ruhsal, feyiz olması için ne gerekiyor? Kişi orada biraz daha serbest olsa, kendi kendine böyle, güvense kendine, yani kaybolmam falan diye böyle, orada kişi ne yapacak, kim yapacak bunları böyle? Ölmesi gerekiyor bunlar, önceden bunları böyle. Bunu yapar, ondan sonra kapı var. Kabe'nin kapısı muhtemelen. İlk yapı zamanında İbrahim Aleyhisselam, kapı yerden yaptı evvelat. İki kapısı o zaman vardı böyle. Doğudan battan böyle. Şimdi kapı doğudaki kapı şimdi kapı böyle. Battı kapalı sonra böyle. İlk kapı yerden de başladı bu şey böyle. Fakat çok seller gelince, kapıdan su girince Kabe işi harap olduğu için sonra yapılınca yukarı aldı buna böyle. 1.70 bu yüksekliğinde bir insan boyunda. Şimdi şu anda Kabe İsek orada Kabe tabi orada işe girilemez muhtemelen böylece. Ancak yılda bir açılır içerisi, süpürülür. Hatta oranın emiri yani kral diyoruz Türkiye'de az emirdir onlar da böyle. O onun orasını süpürür muhteremler. Gülse temiz orasını. Orada namaz kılınır böylece. İçeride ama girilemez tabi. Küçük tabi içerisi tabi orada. İçine tabi kimin nasibi varsa muhtemelen böyle. Kim nasıl varsa içeri girdi mi her yere Kabe muhteremler. İçeri girdin değil mi öyle? Hadi nereye döneyim? Yok. Her yere Kabe muhteremler. Ne döneceksin değil mi böyle? İçeri girdiğin anda böyle kim böyle kılarak kim böyle kim içini kılsın böyle. Her türlü işi her türlü kıvrına çıksın böyle. İçerisinde. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri içeri girdi Mekke'nin fethi gününde muhteremler böyle. Az insan girdi onunla beraber böyle. Hazreti Bilal Habeşi girdi onunla beraber girdi oraya. O nasip oldu böylece. Girdi. İki eket namaz. Bak. Bir de Hazreti İmam-ı Azam'a. O nasip oldu muhtemelen böyle. İmam-ı Ehl-i Ebele. İlk defa gençti, 15 yaşında. Çocuk böyle. Babasına gitti ilk olarak. Hacca gitti. 15 yaşında babasına haber gitti böyle. Babasına sabit. Nuhamin sahibi dönüyor böyle. Onlar beraber gittiler böylece. Hatta Ebu Hanım şöyle buyuruyor. İlk diyor Kabe'ye gittiğin zaman baktım diyor. İki tane kalabalık gördüm diyor. Niye acaba baktım diyor. Veya biri Kabe'ye tavaf edenler. Biri de bir alem gelmiş oraya. Vaiz yapıp sohbet yapıyormuş. Onu dinlemiş bir kısmı böylece böyle. Her sene gitti muhtemelen İmam Azam böyle. Her sene gitti. 70'ine kadar böyle. 55 defa gitti. 55 defa hacca gitti. Her sene gitti. Irak'tan, Küfe'den. Her sene oraya gitti. Deveyle tabii. Çöller açtı böyle.
her soruya gitti. Dönüşte ona soruyormuşlar. Ya Ebu Hanife, nasıl o işte Kabe'nin yüksekliği, taşı, toprağı neyse soruyorlar bu şekilde? Bilmiyorum. Allah nasıl bilmiyorsun ya? Gitmedin mi oraya bak? Kaç sene gitsen git oraya böyle 10-20 sene. Neyse sayı o soruk zamanı böyle. Bilmiyorum neden? Bakamamışlar, utanmışlar bakmaya böyle. Yani şöyle yapıyormuş tavaf ederken, ben buraya layık değilim ama Rabbim beni hasbel beşer buraya var, beni gönderirme buraya bu şekilde. Burada Peygamberimiz tavaf etti. İbrahim Aleyhisselam tavaf etti, İsmail tavaf etti burada böyle. Sahabe tavaf etti bu şekilde. Ben layık değilim ama diye böyle yıkamıştı böyle. 55. hacında, son hacında bir ses duyuyor böyle. Tek o duyuyor sesini böyle. Ya Numan kulum içeri gir. Gir içeri böyle. Ona kapı açılıyor ona. İçeri giriyor muhteremler. İçeri girince ne yapıyor? İçeri girince bakmıyor sağa sola muhteremler. İçeri girdiği anda boynu bükük. Hemen namaza duruyor muhteremler. Namaza duruyor böyle. Şöyle diyor. İki rekat namaz kılayım ama bir hatim edeyim. İki rekatta. Bir hatim yapayım. Bir hatim. Namaza duruyor. Şimdi ne yapıyor? İki ayet tabi yere basırır namazdayken böyle. Tek önüne durmak mekruh namazda böyle. Böyle olduğu halde bu ne yapıyor işte? Orta. Eğer iki ayet basarsam rahatı dolayısıyla belki gafil olabilirim böyle muhtemelen. Tek ayet basıyor. Sağ ayet yere basıyor. Sonra onun üstüne koyuyor böyle. Tek ayet bakta böyle. Elhamdan başlıyor. Kur'an-ı Kerim yarısını okuyor bir rekatta muhtemelen. Yarısını okuyor bir rekatta muhtemelen. Tabi uzun bir rükû böyle. 40-50 sefer Sübhanallahü'l Azim. Böyle yavaş 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 muhtemelen. Kalkıyor, Allah'a bir secdeye gidiyor. 40-50 sefer Sübhanallahü'l Ala. Böyle yavaş 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 böyle. İkine de kalkıyor. Elham okuyor. Kur'an-ı Kerim'in diğer yarısını okuyor muhtemelen böyle. Okuyor da. Ondan sonra tabi etiyatı sarf okuyor böyle. Selam veriyor. Allah'a başlıyor. Allah'ım sen bana lütfettin buraya geldim ama layık olmadım diye üzülüm muhteremler. Bu konu ulemaya çok meşgul ediyor muhterem bu konu muhterem böyle. Kur'an-ı Kerim hatmetmek 30 cüz. 600 cüz sayfa muhteremler. 30 cüz böyle. Ne kadar bir zamanda olur acaba böyle bu? Bir de onun okumasıyla ama Kur'an böyle. Böyle tane tane böyle. İyyâken na'budu ve iyâken es-sayın bir anlamının üzerine dura dura böylece her şeyi hakkını vererek böyle böyle. Hakkını vererek böylece böyle kelime kelime tane tane o havaya girerek okumasıyla böyle 30 cüz. Ancak diyorlar ulemalar onu okumasıyla yani tertil diyorlar ona böyle. Ya okumasıyla bir saatte bir de okurum böyle böyle böyle. Okurum böyle. Ne yapar? 30 saat. Saat sürer. Peki diyorlar şiramlar şimdi. Kıl namazı, nafile namazı. Ama nafile namazı böyle. Bu zaman arasında farz namazı girmedi mi araya? Olmadı mı o? Girmedi. Niye girmedi muhteremler? İşte bu kerama muhteremler. Ne diyor buna? Tayı zaman muhteremler. Tayı zaman diye bir kerama. Evlat muhterem. Tayı zaman böyle. Az bir zamanda çok iş yapar muhteremler. Bir hatim indirir. O kadar bak rükû, secdeler, tesbih yapar, 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 yapar. Ama kısa bir zamanda tayyi zaman. Bir de tayyi mekan vardır böyle. Her evliyolla velayetinin makamına göre böyle. Mesela kırkların, yerlerin, kutupların başka böylece. Her evliyolun bir tayyi mekanı vardır böyle. Bir yerden bir yere gider. Yürüyüp gider böyle. Ama Hindistan'dan kalkar, hacca gelir muhtemelen. Cuma namazı kılmaya gelir mesela bak. Hindistan'dan kalkar, çok gelmiş Hindistan'dan gelmişler. Cuma namazını kılıyor Mekke'de, dönüp gidiyor iki namazını Hindistan'dan kılıyor muhtemelen böyle. O zaman böyle. Yürüyüp geliyor bu şekilde böyle. Bunlar akıl olur mu? Olmaz. Akıl olsa o zaman kıyamet olmaz muhtemelen. Eğer bir şey akıl olsun, ya tevhid olsun, o kıyamet olmaz muhtemelen. İşte demek ki Kabe'de tavafta muhtemelen böylece boynu bükmek gerekiyor böyle.
fazla bakılmamak gerekiyor. Biraz da hemşerisine göre, tanıdığına göre, o sen de mi geldin, hangi kafirle geldin, nasıl ne zaman geldin? Varken sen ya, değil mi? Sen tavaf ediyorsun ben, değil mi ya? Tavaftasın, Beytül tavaf ediyorsun ben, değil mi? Onun zamanı mı onu böyle böyle? Tavafta ne okusa olur muhtemelen kişi böyle. Ne okusa böyle şey. Mesela hafızlar hatim indirirler böyle, tavaf ederken böyle. Onu okurlar böyle. İsten yansı okur, başka bir şey okur böyle. Kelimeleri getirir, sarfışa getirir böyle. Bunu sebebesini böyle böyle. Bazı dualar vardır böyle. Ülema'dan gelen ama, yani peygamberden gelen değil de böyle. Ülema'dan gelen bazı dualar vardır böylece. Bunlar şart değil ama böylece. Yani kitap bakayım da, bile onu okuyayım diye, yok. Aklı verme böyle. Kitap bakarken göremezsin, çarparsın, aynı bir şey basarsın, sen bir şey basarsın böylece. Hele bir de şu varım tavaftan muhteremler. Dikkat edin, gel tavafta gidelim. Şimdi genelde Afrika'dan gelenler, o kardeşlerimiz muhteremler, yanına gezerler onlar orada böyle. Yanına gezerler. Onların tırnakları, şeyleri, ayakları böyle nasırlaşmış ve kesin onlar böyle. Şimdi tabi tavafta bir yanına yok oluyor böyle. Yanına yok oluyor. Şimdi ayağına kenara bir çarptı mı, kanatı mı böyle. Kanatına böylece. Ne gerekiyor burada? Kişi bunu fark ettiği anda hemen tabi bırakıp çıkacak burada böyle. Kaç defa döndü, üç defa döndü. O boş gitmiyor ama böyle. O duruyor bölgede. Kalan tamamdan sonra böyle. Yine başına gerek yok bir şey böyle. Şimdi bunun için genelde öyle oluyor böyle. Kitap elinde böylece. Ona bakarken böyle, aklı oraya veriyor böyle. Yani anlamını bilmiyor. Onu okurken bu şekilde o onu çarpıyor, bunu çarpıyor. Ne yapıyor? Yani giden geden hangisi çok acaba? Bir de istica deniyor şimdi ilk tavafta. İstica deniyor böyle. Nedir bu da? İhram bezini sağ kolun altına almak böyle. Tabi girerken böyle şey. Yani ihram girdiği zamanlar normal örter örtüyor orada böyle. Kabe'ye örter bundan ama örter ihramını bezini. Ne yapar? Tavafa gireceği zamanlar üstteki bez, ihram bezini ne yapar? Koltuğunu almazsa altına böyle, sağ altına böyle. Sol omuzu örtülü, sağ omuzu açık olur bu şekilde böyle. Bu da sünnettir böyle böyle. Dedi hikmete girmeyen fazla şimdi. Yani müşküre karşı bir göğde göğsü oldu bu. Ama üç şart namı bu. Devam değil böylece böyle. Kim ne yapıyor? İhram girdiği yerden daha oradan açıyor omuzunu açıyor böyle. Yani sen yakıyor mu böyle? Yar oluyor, yakıyor, merenler sürüyor, şunlara bunları sürüyor böyle. Yani tavafını yapıyor, şunu yap, bunu yapıyor. Araba da çıkıyor, hala açık omuzu böyle. Zavallı böyle. Yanmış, kıpkırmızı böyle. Deri soymuş deliler böyle böyle. Üç şaltı böyle. Üç şaltı böyle. Bir de remel var. Remel deniyor, remel. Nedir bu? Şöyle hızlı yürü gibi yapmak böyle. Hızlı yürümemek de böyle. Kız gibi böyle adımız küçük atmak, sık atmak böyle bir hareket almak bu şekilde böyle. Bu da üç şartına bu da böyle. Erkekler ama kadın yok kadınlar böyle. Kadınlar mı yok kadın böyle? Yok böyle. Erkekler de bu da nedir? Yani müşteri karşı gödü gösterirse anlamadım böyle böyle. Üç şartında ihram sağını aldı, kolt aldı böyle. Bir de hafif böyle omuzunu silkerek bu şekilde böyle. Hatta yürüyemez, tıkansa bile böyle. Oldu durmaz böyle. Hayır, hakikaten böyle böyle. Böyle. Hakikaten bu şekilde. Üç altında böyle. Üç adı bitti mi, istiyorum örter olsun bana böyle. Onun normal yürü bu şekilde böylece. Şimdi kapıya geçti mi, İran'da bir köşe var böyle. Adı Rüktü Irak'a dönüyor bunu. Irak'a baktı şimdi böyle. Ona sıra kavuş orada böyle, hira şeklinde dönülür. Rüktü Şam'ı, o Suriye, Şam'a bakar. Üçüncü köşeye gelir, Rüktü Yamani, Yemen'e bakar böyle. İki rüktün, iki köşenin özelliği var diğerlerinden muhtemelen şimdi böyle. Rüktü Hacı Esved. İki özelliği var böyle. Biri İbrahim Aleyhisselam'ın temel özü aynı köşede böyle. Aynı noktada böyle. Bir yer değişmedi. İkinci de Hacı Taş, Hacı Taşan'la böyle. Rüktü Yamani, İbrahim Aleyhisselam'ın aynı kurduğu yer düzende böyle. Aynı köşede böyle. Temel olan bir şey böyle şey. Diğerleri yeri değişti. İleri alıyorum daha böyle. Niye alındı böyle? Peygamber olmadan önce Kabe yıkıldı. Yetişmedi Arapların şeyleri bunu yapmaya.
Beri aldılar böylece. Bu işin ne yaptılar? Hilal şeklinde hatim demberi yer yapıldı böylece. Dıştan tavaf ediliyor böylece. Şimdi bir insan hatimden yer var böylece. Onun giriş çıkışı var böyle. Kâbe yanında böyle. Kişi onun dönem derse tavafı yarım kalıyor. Olmuyor muhtemelen böyle. Rüklü Yemani de kişi onu istirham edebilir. Elini tutarım bana muhtemelen. Epey ki konu epey muhtemelen böyle. Bir defa dönmeye, Hacı Hüseyin'e gelmeye bir şavt dönüyor. Bir şavt. Bir sefer döndü mü, Hacı Hüseyin'e geldi mi, yedi şavt oldu mu, bir tavaf deniyor buna. Bir tavaf deniyor böyle. Oldu mu? Şimdi ne yapacak? Hacı Hüseyin'e geldi. Yine İslam eden Hacı Hüseyin'e böyle. Ona veda eder bu şekilde. Oradan böyle çıkar. Ama kim hemen direkt çıkmış diye böyle yaramıyor tabii, görüyorlar. Yavaşça böyle, hafif sağa kaçak bu şekilde böyle, dışarı çıkar bu şekilde. İki rekat tavaf namazı için gerekiyor. İki tavaf namazı yapıyorlar böyle. Vacip bu. Vacip bu. Eğer mekruh vakit değilse ama, mesela akşam üzeriyse, o zaman kılmaz bunu, akşam sonra kılacak bunu böyle. Kapının yanında orada bir makam var. Bakın İbrahim dönüyor böyle. Kapalı şey içerisinde böyle. Yani bir taş. İbrahim Aleyhisselam'ın ayına bastığı taş böyle. Ayak izi var üzerinde. Onun cihette kılması daha eftal böyle. Eğer müsaitse, yani izdiham yapmadım, tavabeden önlü engel olmuyorsa, makam İbrahim'in arkasına doğru böyle, bir yere böyle namaz kılar böyle. İki rekat tavaf namazı kılar böyle. Tavaf namazı böyle. Ne okur bunda? Kâfir öyle, İhlas Suresi'ni tamamlar. Peygamber okudu Hasim Bey okudu böyle. Bir rekatta kâfirün, gene kulübullah. Kulübullah böyle. Efendim şimdi ben hafızım, çok okurum be yok. Peygamber'e uymak daha sıvamlıdır bak böyle. Daha sıvamlıdır. Kâfirün, İhlas. Ne farkı var? Bir de yavaş gerekiyor muhtemelen böyle. İlle ki yavaş, ibadete yavaş muhtemelen böyle. Acı etmeden bile, kıl vereyim değil böyle. Yavaş bu şekilde. İki kez tavaf namazını kılar. Oradan kalkar, duası yapar da bir oturur yerden, duası yapar. Şimdi sıra geliyor zemzem içmeye. Zemzem suyu. Yani dünyada tek orada var o su. Tek böyle. Zemzem suyu her derde şifa böyle. Her derde anlatan böyle. Her derde şifa. O suyu Kâbe'ye bakarak orada atı ayakta içer. Kâbe bakarak oradan dönüyor Kâbe'ye. Bunu içmesi gerekiyor. İçebildiği kadar muhtemelen bak. İçebildiği kadar. İşte bir bardak, iki bardak iç yok muhtemelen. Yani içebiliyorsa, içebildiği kadar ver muhtemelen. O kadar böylece. Buyuruyor Peygamber Hazretleri, münafıklar bunu sevmezler muhtemelen bak. Yani bir insan fazla içemiyorsa, zemzemi, o iyi yarama diye muhtemelen böyle. Allah korusun. İçebildiği kadar bolca açmak böyle. Peygamberimiz Hazreti Abbas oğlu o verdi muhtemelen zemzemi. Tasla getirip böyle. Hayatta içtim onu. Şimdi ne kalır sıraya böyle? Say kalır falan bir varsın böyle. Eğer bir insan tavaftan sonra Safa Mescid'e say edecekse Hema'ya gitmez. Ne gerekiyor? Yine hacise döner. Hacise döner. İçe girmez böyle. Hacisenin karşısına gelir. Yine İslam eder. Alı tekbir alır bu şekilde. Ona veda eder. Ondan sonra gider Safa tepesine muhtemelen. Safa Merve. Min şairillah diye Kur'an'da. Min şairillah. Allah'ın şiarından bir alametli yer üzerinde böyle. Safa Merve iki tepe böyle. Şimdi tabi bu tepeler çok küçüldü. Yani ortası doldura doldura, aslı döküle küçük bunlar çok küçük bunlar şimdi bunlar böyle. Yani 60 yıllarında yüksek tuba yapmıştı böyle. Bayağı yüksek tuba böyle. Yani çıkardık oraya böyle. Kayalık böyle, parça parça böyle. Yekpare diye böyle, parça sen kayalık bu şekilde. Önce Sabah Tepesi. O yakın zaten böyle. Hemen Kâbe yakın böyle. Oraya gidilir bu şekilde. Üzerine çıkacak böyle, üzerine böyle. Üzerine çıkar.
Oraya çıkınca ne yapacak oraya çıkınca? Dönecek kıbleye. Dönecek oradan. Niye yüksek ya Rabbi? Ömrü sayı yapma niyettim. Edecek. Ondan sonra orada biraz duracak orada böyle. Tabi dururken de boş durmazsa orada böyle. Kelime-i tevhid, kelime-i şehadet, Sübhanallah bihamdi gibi, tesbihat gibi, Yasin bir şey bilini okuyor böyle, okuyabilir böylece. Orada biraz durur orada. Yani bitirivereyim diye muhtemelen. Yani keşke bitmese. Çünkü her saniye geçsin, sevap yazılıyor. Orada, ondan sonra orada iner, aşağı, karşı Merve Tepesi muhtemelenler. Sağ Merve arası böyle. Bu Hazreti Hacer Validemiz muhtemelen, İbrahim Aleyhisselam'ın zevcisi. Hazreti Validemiz, ondan kalma, İslam'da bunu, Rabbini emretti bizlere böyle muhtemelen. Evet, bunu Sağ Merve'yi. Hatta hacda Hanefi'de vacip, Şafi'de farzdır bu böyle. Rükündür böyle. Şimdi oraya giderken iki tane yeşil bir şey vardır duvarın dibinde böyle. Mil derler yani böyle. Yeşil bir renkli böyle. İkisi arasında erkeklerin koşması gerekiyor. Erkeklerin kan değil mi? Kadınlar koşuyorlar zavallı. Yok, yok mu böyle. Kalmadı böyle. Erkeklerin böyle. Erkek ne yapardı böyle? İki mil arasında böyle koşarlar. Hacer de orada koştu muhtemelen böyle. Orada koştu böyle. Niye koştu? O zaman orası vadi, çukurdan olur böyle muhtemelen. İlk arası böyle şey. Bak ne kadar bir zaman kaldı, Kabe yanında kaldı, hiç oraya gelmemiş muhtemelen böyle. Hiç gelmemiş demek böyle. Kimse yok tabii, incin yok ona o zamanlar böyle. Mekke mükerremede, kuş bir şey yok orada böyle. Ancak suyu bitince, kuruması bitince, suyu artık ağdan başlayınca, açtan başlayınca, su aramak amacıyla çıktı, sabah onu çıktı, bizden çıktı böyle. Etrafa bakındı, acaba su var mı etrafında? Ne sandılar bunu? Kuşlarla muhtemelen. Eğer kuşlar varsa da su vardı muhtemelen böyle. Orada böyle. Sabaha çıktı. Baktı böyle diye. O zaman Mekke'de bir şehir yok. Kimse yok. Her tarafı çöl. Kızım bir şey yanıyor böyle. Kız yanıyor, mağazam yanıyor böyle. Göremeyince oradan aşağı indi. Oradan baktı karşıdan Merve Tepesi'ni gördü. 12 ben başladı. Orası çukurdu o vadi böyle. Oraya girince karanlık etrafını göremedi. Korktu orada bir anlamda böyle. Hatta eteğini top kaldırdı bu şekilde. Orada koştu korktu orada böyle. Yukarı çıkınca, etrafı görünce yine rahatladı. Merve'ye gitti ama şaşkın bir şekilde artık böyle. Çocuğu ağlıyor ölecek. Sütü kesildi, ağzı kurudu. Zor nefes alıyor kendisi. Çocuğu artık ağlayamıyor. Çocuğun sesi kesildi böyle açlıktan. Onu süt veremiyor. Suyu bir şey veremiyor çocuğun tam bu şekilde böylece. Artık bitkin bir halde bir şok oldu. Şaşkı binince kaybetti bu şekilde. Binisi de bu şekilde böylece. Bir Merve bir Safa'ya böyle. Bir Merve bir Safa'ya böyle böyle. Tabi bunlar boş değil muhtemelen. Ve bunu koşturuyor ki bize bu vacip olacak. Hani ve farz olacak şartı muhtemelen böyle. Bir sefer. İşte orada bunu hatırlamak gerekiyor muhtemelen yani burada böylece. Hacı Validemizin böyle bir çaresiz, ağaç susuz, yavrusu orada ölüm halinde, tek başına, kimsesi yok. Yardımcısı kimsesi yok. Çaresiz bir şey kalmıyor bu şekilde. Bir su diye böyle yaparken. Ne gerekiyor orada? Bizlere de günahkar olarak muhtemelen. Ya Rabbi günah da buraya geldi böyle. Çarem yok, çaresizim bu şey böyle. O arada koşmak böyle. Affım verdiler bu şey böylece. Sağ Merve'ye gittim, bir oluyor muhtemelen. Gelip iki oluyor böylece böyle. Merve de biter, gidince biter böyle. Yedi sefer böyle. Etrafa bakılmadan, tabi oradakiler koşmuş. Yani böyle. Peygamberimiz, sahabeler, ondan sonra yani tabi'in, tebe tabi, evliyullahlar, böyle kimler, milyonlarca muhtemelen böyle. Milyon ne? Milyar muhtemelen böyle. Allah'ın salih kulları koşar orada böylece. Gidi sefer de orada ne yapar? Koşar orada böylece. Merve'de geldi mi şartı tamamlandı muhtemelen. Her gidişinde Merve çıkaran böyle. Her gelişinde sabah çıkar muhtemelen çıkar böyle. Hemen gün dönmez böyle ama böyle. Zaten çok az şimdi mesafe şu anda böyle.
En son Merve'ye gider. Oradan Beytullah, Kabe'ye döner oradan. Elini açar. Ben orada duasını yapar orada böyle. Kelime şey getirir. Kelime tezgi getirir artık böylece. Ne işte geliyorsun orada. Gönle böyle. Ne gelir? Ne zevk alıyorsa, ne alıyorsa böyle. Onlara dua eder orada böyle. Mübarek kutsal yerlerde. Ki Kur'an'da geçiyor. Sabah Merve Kur'an için muhtemelen. O da en aşağı şimdi böyle. Ömrünün ibadeti bitti. İbadet kısmı bitti böyle. Ne kaldı geriye? Tıraş olmak var böyle. Tıraş olmadan çıkamadı böyle. Tıraş olmak böylece. Aşağı en aradığı tıraş olur böylece. İsteyen başı ustura vurdurur. Bu da alır sevap muhtemelen. İsteyen makineyle aldırır. Hani 4 diye bir aldı yetirir Hanefi'de böyle. Şafi'de daha azalması yeterli ortada böyle şekilde. Kadınlar evsizde yalnız bir tutam böyle. Yani parmak var ya ek yerim böyle buraya kadar aldım böyle. Kadın kendi keser makasını böyle. Kendi kanı keser makasını böyle. Kendisi böyle. Aldım yeterli. Tıraş oldu mu İran'dan çıktı muhtemelen. Ama bez çıkarması o mühim değil benim de. Hükmen İran'dan çıktı. Durum diyor böyle. Ne oluyor çıkmakla? Yasak kalktı. Mesela kalktı böyle. Başını örtebilir. Tabii güneş yanıyor böyle. Başını örtebilir. Ayağına bir şey giyinebilir. Dikişi bir şey giyebilir ondan sonra. Artık serbesttir bu şekilde. Biraz da inşallah Medine-i Münevvere ziyaretine gelelim. Az bir şeyde muhtemelen inşallah. Kısa bir sohbete sığmıyor ama biraz da işte oradan da hatırlayalım Medine-i Münevvere'yi. Önce Mekke gidene kabul edelim kişinin böyle. Dönüşte Medine-i Münevvere. Medine şehir demektir muhtemelen. Şehir. Yani medeni, yani adlı anlamı şehir anlamında. Kurevi derler böyle, köyde işte Kurevi derler böyle. Medeni şehirde yaşayan anlamına geliyor. Medeni şehir demektir. Münevvere, nurlu şehir anlamına geliyor. Nurlu şehir anlamına geliyor böyle. Şimdi Medine-i Münevvere'ye gelirken ne gerekiyor yolda? Sırabada Şerife muhtemelen yolda böyle. Sırabada Şerife böylece. Yani bir mülahaza gerekiyor, tefekkür gerekiyor. Böyle ki böyle, nereye gidiyorum ben böyle? Resulullah, Hatem-i Enbiya böyle. Havül-i Beşer, Havül-i Enam böylece. Onu ziyaret eder böyle. Peygamberimizin yerleştiği şehre. Yine bu şekilde böyle. Yolda bu mülahaza ile bir tefekküre bu şekilde. Ve Peygamberimiz sahabeyi getirerek böyle. Sahabeyi getirerek, olayı bir getirerek Medine'ye gelme. Medine-i Münevvere'ye gelince tabii yine önce otele gidilir, eşya yerleştirilir. Yine mümkün sonra da hemen bir gusül abdestim okunur böyle. Hemen duş, orada kolay var zaten böyle. Su ılık o böyle. Yani su ılık böyle. Hemen bir duş böyle. Bir ağzını burnunu şalkala, bir abdest alıp şalkala bu şekilde. Üstüne böyle, başlayıp bir döküyor böyle, tamam böyle. Fakat sünnetim var. Çok sağlamdım böyle. Bu bir de peygamber hürmet muhteremde. Resulullah ya da gidecek böyle. Temiz şeyini giyerek bir tabi oradan böyle. Mümkün olarak en temizini giyerek böyle. Giyer oradan böylece. Oradan geliştiğinde Harm-ı Şerif dönüyor böyle. Yani peygamber Meşri Nebi'ydi. Etrafta büyümüş şu anda. Oraya geliyor böylece. Oraya gelince kapıdan giriş. Mümkünse Bab-ı Selam kapısı vardı. Bab-ı Selam. Böyle külü böylece en öndeki, üstteki sade kapı böyle. Baştaki böyle. Bab-ı Selam. Yani selam kapısı onu böyle böylece. Bab-ı Selam. Oradan girmek daha sevap oldu hemen. Bab-ı Selam'dan böylece. Oradan girir. Hemen karşıda Peygamber'in türbesi geliyor. Yattığı böylece. İçeriye. Hadi Vesile Karan Hazretleri muhtemelen. Vesile Karan Rabbim Hazretleri. Allah'ın şefaati resimlisi muhtemelen böylece. Yani çok farklı bir zat-ı muhterem böyle. Zat-ı muhterem. Hayatta peygamberimizle görüşemedim. Nasıl olmadı muhteremle? Annesi vardı, babası ölmüş, yetimdi. Annesi vardı. Annesi gözü görmüyordu. Ama annesi vardı böyle. Annesi yaşlıydı annesi böyle. Ona bakmam bakıyordu. Onu bırakıp gelemedi. Yemen'de. Karın köyünde yaşıyordu böyle. Onu Karın diye böyle. Karın köyünde yaşıyordu Medine'de. Deve çobanlığı yapardı muhtemelen böyle. Koyun çobanlığı yapardı bazen, çobanlığı yapardı böylece. En az bir parayla onlara bakardı. Aldığı parayla böyle annesine bakardı böyle.
kendisi az yerde, kalanı da daha fakir bulsun verir böyle. Bulabilse fakir. Bulamazsa gene verir tabi bakalım böylece. Peygamberimiz haber verdi muhtemelen eshabına. Bir gün, bir Aleyhisselam Hazretleri, eshabım bana Yemen'de Rahman'ın kokusu geliyor. Rahman'ın kokusu geliyor bana böyle. Yemen Rahman'ın kokusu. Bak derler. Yemen'in kokusu geliyor. Peygamber Yemen'de muhtemelen böyle böyle. Kim o ya Resulallah? Orada Üveys diye bir aslında Üveys aslında böyle. Orada Üveys biri var. Annesi ama buraya gelemedi. Ben nasıl buraya gelecek? Döndü Hazreti Ömer'e. Ya Ömer, senin zamanına gelecek buraya. Halep'e zamanına gelecek. Zamanına gelecek. Sen buna dikkat et. Sen bunu iyi karşıla. Peygamber buyurdu ki, ona söyleyin, ümmetime dua etsin. Bak burada peygamberle. Ona ümmetime dua etsin. Peygamber vasiyet etti. Hırkam ona verin bir hırkam böyle. İki hırkası var peygamber böyle. İstanbul'da muhtemelen. Topkapı o başka böyle. Bu Fatih'teki böyle. Hırkaşehir Camii'nde bu. Hırkaşehir böyle böyle. Bunu ona verin bunu muhtemelen böylece. Hazreti Halife olunca her hac mevsiminde yola çıkardı. Yemen kabile geldi yola çıkardı. İyi bir kabile geldi mi? Durun bakalım. İşinizde Üveys diye biri var mı? Kanı köyünden yok. Aslında çıkamadım böyle. Böyle her çıkardı. Yine bir gün çıktı. Yemen kabile geliyor. Kabir durun bakalım. İşte Üveysi Kur'an'ı var mı içinizde? Var. Kim burada böyle? Allah şaşırdı insanlara bu şekilde. Onlara göre, Yemen'de gelen kafileye göre Üveysi Kur'an'ı aşağı bir onlara göre böyle. Yarı çıplak, yırtık, yamalı, başı eğik, devamlı gözleri yaşlı, mahzun, hüzünlü. Öyle bir insan bunlara göre böyle. Önem verirsen bir kişi böyle. Bir Halife Ömer bunu arıyor böyle Allah Allah. Devletin başka Ömer, Halife bunu arıyor. Ayrıca bu şekilde. İşte bu derler. Buyurdu ki aç bakayım avucunu. Peygamber buyurdu muhteremler. Bir hastalık geçirdi. Abrasya hastalık adamına vardı. Bir beyazlık böyle. Bütün böyle geçmezdi bu hastalığı. Onun hastalığı geçti. Sağ avucuna kaldı böyle. Bir lira kadar muhteremler. Altı lira kadar kaldı böyle böyle. Aç avucunu açtı. Bak tamam böyle. Sizin annen vardı böyle ona bakıyordun. Evet. Peygamber buyurdu ki gel bakalım buraya. Peygamberin sana vasiyeti var. Peygamber ümmetine dua et böyle. Peygamberin çok rica etti. Ona söyleyin. Ümmetine çok dua etsin doktor böyle. Ya Ömer ben buna layık değilim. Ben kimin ki dua etsem böyle? Resulü böyle buyurmuyorlar. Gitti. Kenar bitti böyle. Secde kapandı. Başı ağlamaya muhtemelen. Çok kaldı. Hazreti Ömer merak etti. Gitti böyle. Ya versi deyince ah Ömer niye geldin çalıp be? Biraz daha kalmıştı affolmaya böyle şu madenler böyle. Onu hırkaya teslim etti. Tabi Medine kalmadı muhteremde. Annesi ölmüş o zaman. Irak'a gitti. Şuradayken bu şekilde yani tam bilmiyor asıl öldüğü yerde böylece. Biri böyle Hazreti Ali ile beraber savaşı öldü. Muhammed'e karşı savaş, o savaşta öldü. Şimdi şuradan girdim bu konuya muhteremler. Hadi Besle Karani önce hacca gitti o sene. Hazreti Görüş'ten sonra hacca gitti tabi böyle. Zaten Yemen önce Mekke'ye geliyor muhtemelen böyle. Hacca gitti. Yani dönüşte Medine'ye geldi. Medine'ye geldi ama daha Mekke'den Medine'ye çıkan tezbaştiklerine başladı. Resulullah şehrine girip tamam böyle. Bir cezbe aldı böyle. Bir cezbe aldı. Aşk yaktı be kendisini. Derken Harim-i Şerif'e geldi muhteremler. Bab-ı Selam'a geldi muhteremler. Bab-ı Selam'a geldi. Sordu bu dedi Bab-ı Selam. Oraya geldi. Besmele ile sayıçları attı böylece. Ama bitkin bir halde böylece. Tabi biniyor peygamberlerde kabri mescitte böylece. Birini gördü. Ona sordu. Fele kabri Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Nerede peygamber kabri şerifi? Hazreti kabri Muhammed Resulü. Hemen karşıda böyle. Hazreti kabri Muhammed Resulü. Bu kubu dedi böylece. Öşe bir baktı böyle. Baktı. Ah dedi. Düştü bayıldı muhtemelen böyle. Düştü bayıldı muhtemelen böyle. Yani peygamberimizi ziyaret etmek kolay değil muhtemelen. Bakın muhtemelen. Bunu muhtemelen böyle. Aşıklar muhtemelen. Sadıklı veliler. Oraya zor giriyor muhtemelen. Zor veriyor muhtemelen. Resulullah gibi. Hatem-ül Enbiya muhtemelen. Rabbim en sevdiği kul muhtemelen böyle. En sevdiği kul.
Oraya çok dikkat gerekiyor böylece. Kişi oraya girdiği zamanlar eğer namaz vakti ise tabii namazını kılar önce böyle. Namaz vakti ise namazını kılar. Namaz değilse eğer kiraat vakti değilse iki kez teheccüd meşri namazı kılar bu teheccüdler. Nerede kılar? Eğer bulursa yer Rayı Muhtarı'da. Rayı Muhtarı mı böyle. Orası da döneceğim oraya gerek inşallah oraya. İki kez teheccüd namazı kılar bence. Beş dakika. Olmazsa ne yapar? Peygamber Aleyhisselam'ın kabri şerifine nereye gider muhtemelen böyle. Ama ben boynu büyük bu şekilde böylece. Yani bir kabahatlı, suçlu, yarışçı yolda ümmet olamadım layıkıyla böyle. Derden böyle, dine çalışamadım. Yani böyle bu eciklik duyarak bir genişliğim böyle. Bu tevazu ile metin olarak böylece gelir. Yakışmadan fazla kabre muhtemelen böyle. Şebeke derler böyle. Yani parmaklık vardı böyle. Onun birkaç yılında gerisine böyle kalıyor böylece. İçine bakma zaten görmek istemiş şey böyle. Kabir tabii altta pekiyatı yer böyle, altında böyle, sandıkı var böyle. Oraya eline bağlayan muhteremler. Orada ne yapar peygamberimize? Selam verir muhterem. Esselamu ya Resulallah böyle. Esselamu ya Habiballah. Esselamu aleyküm ya Resulallah böylece yavaş böyle. Esselamu ya Resulallah, ya Nebiyallah, ya Habiballah böyle. Ya hayr halkullah bu şekilde böylece. Peygamberimizin medya ederek bu şekilde, bildiği kadar şekilde Allah'ın Salih Muhammed demez de Allah'ın Salih Muhammed bu gayb oluyor böyle, gayb oluyor böyle. Gayb oluyor böyle. Mubace. Kardeşim böyle, peygamber böyle. Aleyke yarışa bak. Aleyke. Sana olsun yarışa Allah böyle. Sadece sen olsun, aleyke yarışa Allah böyle. Hitabı bu şekilde böyle. Böyle, onu bir kere burnumuz var böyle. Ve ya Rabbi, beni affet peygamber derten böyle. Rabbim yalvarır orada bu şekilde. Peygamber Hazretleri haymut, diri yanımda böyle. Düşünün gibi şehit ölmüyor, gerçek şehit ölmüyor böyle. Onun ümmeti bir şehit hani böyle. Bir peygamber, Resulullah muhtemelen böyle. Ölmezse onlara böylece. Ve kimin açılsa keşfi kalbi onlar görür muhtemelen böyle. Görürler böylece. Bakar peygamber oturuyorsa muhtemelen böyle. Oturuyor bu şekilde, onlar görürler. Biz tabii göremeyiz bu şekilde böylece. Aramızdan böylece. Peygamber buyuruyor, Aleyhisselam buyuruyor, kim bana kalbinde savaşı getirirse, onu kendim duyarım bu şekilde, direkt böylece. Ona karşılık veririm. Ve aleyke selam, ve aleyke selam, ve aleyküm selam. Ne mutlu, bak ne mutlu. Yani Peygamberimize direkt savaşı demek kendim böyle. Esselamu aleyke ya Resulallah, esselamu aleyke ya Resulallah, esselamu aleyke ya Habiballah, ya Nebiyallah böyle, esselamu aleyke ama sana. Zamir burada, sana anlamı gibi böyle. Sana sağ selam olsun bu şekilde böyle deyince, Peygamber Efendimiz'e ve aleyküm selam, ve aleyküm selam, aleyküm selam, sana da sağ olsun böyle. Ve Peygamberimizden selam alıyor, onun duasını okutuyor bu şekilde böyle. Orada ya bir yapar böyle, tabi durabildiği kadar böyle. Yani öyle bakılmadan böyle, tavana, mamana falan böyle, etrafa bakılmadan böylece, amaç Resulullah mıdır böyle. Amaç orada yapıp değil, bina değil muhtemelen böyle. Resul bu şekilde. Ondan sonra bir adım sağ atar böyle. Bir adım sağ attım ben, Hazreti Bekir Sıddık Hazretleri onu muhtemelen böyle. Ona selam veriyorum, ona yanına selam veriyorum ona böylece. Tam birkaç şey söyler böyle. Ey Allah'ın halifesi, Resul'ün halifesi bu şekilde böyle meteder. Sonra bir adım daha atar sağa, Hazreti Ömer onu böyle böyle. İşi bu şey böyle. Peygamberimizin böyle muhtemelenler yüzü böyle kübreye doğru sağına yatıyor bu şekilde böyle. Yatıyor. Yani başı burada böyle sağında yatıyor şekilde böylece. Hazreti Bekir'in arkasında muhtemelen böyle. Hazreti Bekir'in başı omuz arasında muhtemelen böyle. Arkada böylece. Hazreti Ömer'in de başı Hazreti Bekir'in omuz arasında muhtemelen böyle. İçi böyle. İçi bir arada bu şekilde. Ondan selam veriyor onlara böyle şekilde. Ondan sonra yine Ravza-i Muhtare'ye gelir orada. Ravza-i Muhtare hadisleri almıştım ama okuyamayacağım onları. Çok zaman dar tabi artık bitişli vakitte. Ravza-i Muhtare Peygamberimizin zaman yapılan meşhidin aslı özü o. Böyle. Diye ilave anlar böyle. Neresi bu? Yani kabri ile minber arası böyle. Minber. Mihrab değil, mihrab ayrı. Mihrab namaz kıldıran yer. Minber hutbe okunan yer. Peygamber buyuruyor böyle. Kabir ne? Bir hadiste evim ile minberim arası camiye bir bahçe. Bahçe böyle. Oraya gelir, oraya böyle. Şimdi onu da
en iyi yeri. Ramutahane böyle. Tabi yer boş olursa, kimse izan vermeden, kimse sıkıntı sokmadan böyle, bir durum namazda da hiç çabuk kılma gerekiyor muhtemelen böyle. Çünkü arkadaki de var bak, o da kılsın muhtemelen böyle. Bunun en neresi kıymetli böyle, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri orada kadar nafi namazı kılıyor böyle böyle. Minberin orada bir direk vardır muhtemelen, ortada böyle. Direk, Peygamber'in sağımızda onlara girdi muhtemelen. Tam böyle. Yani tam o noktada Resulullah namazı kıldığı yer muhtemelen bak. Minber, yani basma çıkan böyle, utba okunaya böylece, direk vardı ortada bir şey böyle, tam o direğe böyle, sağ kolunu böyle. Orada her zaman bir evli olur muhtemelen böyle. Orada her zaman bir evli olur böyle böyle. Her zaman böyle. Boş kalmaz böyle muhtemelen. Biri ikisi biri geri böyle. O her zaman bir evli olur böyle orada böyle. Ama o namaz kılabilir böyle böyle. Namaz da böyle. İki rekat. Orada yavaş olma muhtemelen der. Duayı sonra yapar böylece. Hiç arkada bekleyemez böyle. Kısa böylece. Sonra mihrab-ı nebi böyle. Aslı peygamber mihrab orası böyle. Namaz da böyle. Orta böyle. Mihrab böyle. Namaz da böyle. O da kılabilir böyle. Bir de tevbe direği var. Ebu Lübabe Hazreti var. Sahabe Ebu Lübabe. Kendini bağladı mı onu böyle böyle. Tabii hikaye uzun da. Yani konu çok derin ama muhteremler tabii zaman kısıtlı. Hadi Ebu Lübabe muhteremler. Bir hata etti. Hata anladı. Ayet-i Kerim hakkında hata geldi. Geldi böyle. Kendi direğe bağladı muhterem böyle. Hanımı bağladı kendisi. Hanımı bağladı bu şekilde. Namaz vaktinde hanımı geri bunu sökerdi. Çözerdi ipini böyle, abdest namazı kılardı, yine bağlatır muhtemelen kendisi böyle. Ta af oluncaya kadar muhtemelen böyle. Özür dilerim, af oluncaya kadar bu şekilde. Bir de o tevbe direği böyle. O duası tevbe kabul olduğu için, o namazı muhtemelen bu şekilde böyle. Her taraf kılınır bu şekilde muhtemelen. Sonra Medine-i Münevvere Mekke şehri olarak Medine üstün. Mekke muhtemelen. Şehir olarak Mekke şehri Medine üstün. Yalnız Mekke'deki Haram-ı Şerif namaz kılan meşri var ya Mekke'de böyle. Mekke meşridi Medine meşri eftal üstün. Üstün böyle. 100 kat üstün böyle. Çünkü burada bire 1000 orada bire 100 bin böyle. Üstün böyle. Yalnız Peygamberimizin gömülü olduğu toprak var ya mezarı. Orası Arş'tan da üstün, kalp üstü muhteremler, cennet üstü olsun muhteremlerle. Peygamber'in toprağı böyle şey. Toprağın da en iyi yerine, en üst yerine neresi böyle? Peygamber'in beğenen temel eden toprak muhteremler. Temel eden toprak böyle, Peygamber'in böyle. Eden böyle toprak. O toprak maddeleri, atom elementleri desen muhteremler böyle. Onlar, bilinçli onlar ondan böyle. Onlar bilinçli onlar böyle. Onlar Arş'tan da üstün, Kabe'den üstün, yani üstü onlar muhtemelen böyle böyle. Orası yattığı yer Aleyhisselam Hazretleri'nin. Sonra tabi Mekke'ye, Medine-i Münevvere'de ziyaret yerleri var. Bir Cennet-i Bakî mezarlığı muhtemelen. Yakın oraya şimdi böyle. Bir Bakî mezarlığı. Oraya giderek işte oraya böyle. Peygamber gider ziyareti onlara böylece. Dıştan görünce bizim mezarlığı gibi şatafat değil ama böyle. Yani bakarsın böyle, yüren görürsün böyle muhtemelen böyle. Ama içi mamur. Dışı yuran, dışı Arap, öyle göğsüne görünüyor böyle, bakımsız öyle görünüyor bu şekilde. Ama içi böyle. 10.000'den fazla sahabe var bak. 10.000'den fazla sahabe bak. İstanbul'da bir sahabe var. İstanbul'da mesela İstanbul'da böyle. Bir sahabe bak böyle. Türkiye ayağa kaldırıyor muhtemelen böyle. 10.000'den fazla sahabe. Yani böyle. Hasan Hasan başta böyle böyle. Böyle. Yani amcası, torun Hasan. Orada bundan böylece. 10.000 sahabe böyle. Tabi'in, tebe-i tabi'in, o kadar ulemalar, müşrikler, Allah dostları, o kadar muhtemelen. Hepsi seçmeyen insanlar bu şekilde böyle muhtemelen. Böyle. Orası ziyaret eder orası böylece. Ederiz ziyaret orası böyle. Tabi onlara dua eder onlara böylece. Aslında onun dua amaç nedir? Onlara biz muhtemelen muhtemelen, şefaat muhtemelen böyle muhtemelen. Onların şefaatı bu şekilde. Bir de Uğur şehitleri var mıdır? Uğur şehitleri var mıdır? Uğur'da gider böyle. Yerine gidilir. Yani yürüyen yürümesini tavsiye ederim muhtemelen böyle. Yürüsün muhtemelen böyle. Yürüsün Medine'de böyle. Peygamberimizin bastığı yere bastığınızı var böyle böyle. Yürüsün Medine'de böyle. Yani Uğur'da gitsin böyle. 45 dakikada bir saate gitsin böyle muhtemelen böyle. Uğur şehitleri. 70 şehit var muhtemelen böyle.
70 abi. Hastamıza başlanan başına böyle. Yanında yeğeni Abdullah bin Cahş Hazretleri böyle böyle. Yanı başta yeğeni oluyor böyle. Onun dayısı oluyor. İkisini beraber böyle. 70 şehit böyle. Onları ziyaret etmek gerekiyor onlara böylece. Bu şehitleri. Bir de Mescid-i Kuba. Yani Peygamber'in çok ziyaret yerler bu hayatta kendine. Mescid-i Kuba. O zaman Kuba köydü. Ayrıdı böylece. Tabii şimdi birleşeyim bir deneyimle vereyim. Orada giden yeğen gitsin muhtemelen böyle. Gidebilsin böyle. Yürüyen yani böyle. Yeğen gitsin. Adım alsın ki böyle. Her adama sevap almışsın böyle. Günah sinirsin var Allah'ın da böyle. Mescid-i Kuba'ya gider. Orada iki yatan basın en aşağıya böyle. Namazın kırıbı da orada böylece. Yani bunlar en mühimleri. En başta bunlar geliyor. Tabii sonra var, kırbete meşrebi var, şunlara, bunlar çok bunlar var, böyle daha başka. Fakat aslı bunlar muhteremler böyle. Fazla şeye dalmadan böyle. Nikolada kadar namazı da Rabaz'da kılmak gerekiyor böyle. Medine'de kılmak çalışmak gerekiyor. Sonra tabii dönüşte Yerüselam'ın kabrine gelir. Veda iş muhteremler. Dönüşte gene gelir, kabrine gelir böylece. Yani gözleri yaşlı, gönlü mahzun, kalp hüzünlü olarak böylece bir veda, ayrılma olarak. Tabi oraya giden kişi eğer gönlü orada giderse, beden diyemedim böyle. Eğer oraya giden kişi gönlü oraya gitmişse böyle, kalben Resulullah'ı böyle severek böyle, o tadı tadarak oraya gitmişse orada böylece, Peygamber bir bağ kurmuş oluyor dünyada muhtemelen böyle, kurmuşlar böyle. Kurmuş oluyor. İnşallah Rabbim şov eder muhteremler. Gidemeyenler Rabbim nasıl mesela İslam'ı şanlı böyle böyle. Veda eder Hazretleri'nin oradan böyle. Ondan sonra tabi orada gerisi geriye akademi arkasına muhteremler böylece. Oradan gerisi geriye çıkar. Yine havalimanına gider, uçağına biner, mevtine gelir. Ama orası unutmamak gerekiyor muhteremler böyle. Her namaz kılırken sanki insan Harim-i Şerif'te böyle. Ya Mekke'de ya Medine'de muhtemelen böyle. Namaz kılırken böyle böyle. Ya her namaz kılışında Medine'yi aklına getirir böyle. O namaz kıldığı yere aklına getirir. Allahu Ekber şey bağlar. Ki oh oradaki muhtemelen. Ne diye namaz kılırken sanki Mekke mükerremede Kabe'ye bakar böyle. Orada Kabe göz önünde böyle. Namaz kılmış gibi böylece. O mürekkeleri sevmek muhteremler yeter insana muhteremler. Yani bu şey böyle. Rabbim nasip etsin gitmeyenler inşallah. Alıkları kabul etsin inşallah. İlahi Teala Fatiha.